Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözer'e, fizikokoliye hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu dersimizde momentumun korunumu ve çarpışmalarla ilgili soruları çözmeye çalışacağız. Kaykay üzerinde durmakta olan Kuzey, eline aldığı basketbol topunu doğaya, yani sağa doğru atıyor arkadaşlar. Momentumun korunumuna göre ilk başta bunun momentumu 0. Çünkü hızı 0. Son durumda da momentumunun 0 olabilmesi için topu sağa doğru attığı an sola doğru hareketlenmesi gerekiyor diyoruz. Doğa da topu yakaladığı gibi kuzeye atmaktadır. İlk durumda arkadaşlar tabi burada doğanın da momentumu 0. P doğa eşittir 0. Arkadaşlar top gelip ve hızıyla çarptığında tabi sürtünmeler bunun sağa doğru gitmesini engelleyebilir. Fakat sürtünmenin az olduğunu düşünecek olursak arkadaşlar veya topun çok hızlı, momentumunun çok büyük olduğunu düşünecek olursak doğa da sağa doğru hareket edecektir momentumun korunumundan. Kuzey ve doğanın oynadıkları oyunla ilgili olarak kuzey topu elinden çıkardığı anda sağa doğru hareketlenir. Yalan diyoruz sevgili arkadaşlar. Topu sağa doğru attığı için sola doğru hareketlenecektir. Sildim. Kuzey doğadan gelen topu yakaladığında sola doğru hareketlenir. Eğer duruyorsa sola doğru. Zaten sola doğru hareketliydi. Sola doğru daha da hareketlenecek. Durmuş olsa bile arkadaşlar bu doğadan gelen top kuzeyi sola doğru hareketlendirir. Doğa topu elinden çıkardığı anda sola doğru. Evet. Doğa topu tuttu. Sola doğru attı. Kendisi sola doğru değil, sağa doğru hareketlenecek. Dolayısıyla 3 de yalan diyoruz. Yalnız 2. Kütleleri sırasıyla ikem ve em olan K ve L cisimleri sürtünmesiz düzlemde bir yayla sıkıştırılıp esnemez ip ile şekildeki gibi bağlanıyor. Evet. İpin koparılması ve en kütleleri olan temasının kesilmesiyle aşağıdakilerden hangisi gözlenir? Sevgili arkadaşlar, momentumun korunumu gereği ilk başta sistemin momentumu 0. P ilk eşittir 0 olduğu için P sonunda ne olacaktır? 0 olacaktır. İpi kestiğimizde arkadaşlar yay bu cisimlere kuvvet uygulayacak. Momentumun korunabilmesi için 2M çarpı VK artı M çarpı VL eşittir 0. O halde arkadaşlar kütle ile hız ne olmalıdır? Ters orantılı. Yani 2V ve V hızıyla arkadaşlar sağa sola doğru hareket edecektir. K hareketsiz kalır. L, evet arkadaşlar görüldüğü gibi momentumun korunumuna aykırı. K sola doğru sabit hızla, L sağa doğru hızlanan hareket yapar. Sevgili arkadaşlar bakın, temasının kesilmesi. Yani yayın kütlelerle olan. Şimdi sevgili dostlar, bu yay tam gerilene kadar cisimleri itecek ve ivmeli hareket yapacak. Temas kesildikten sonra L'nin hızı 2V, sevgili dostlar K'nın hızı ise V olacaktır diyoruz. O halde yanlış. K sola doğru, L sağa doğru ivmeli hareket yapar. Yanlış. K sola doğru düşük süratle, L sağa doğru büyük süratle diyebiliriz. Newton denge beşiği adı verilen düzenek ardışık birbirine değen özdeş bilyelerden oluşan sarkaçlar dizisidir. Newton denge beşiği ile yapılan ilk deneyde baştan bir bilye teta kadar açılıp bırakıldığında birbirine değen bilyelerden ilkine çarpmasına karşın tüm bilyeler yerine sadece son bilye teta kadar açıldığı gözlenir. Bunun sebebi arkadaşlar bunlar özdeş olduğu için hızlarını birbirine aktarırlar. En son gelen de herhangi birini aktaramayacağı için ne yapacaktır arkadaşlar? O hızla hareket edecektir diyoruz. Yani arkadaşlar buraya geldiğinde V hızı ile bu hızını buna aktarıp kendisi duruyor. Hızını buna aktarıp duruyor. Hızını buna aktarıp duruyor. Bu hızını kim aktaracak? Kimseye aktaramadığı için görüldüğü gibi arkadaşlar ne yapıyor? V hızıyla hareket edip teta açısıyla açılıyor sevgili arkadaşlar. Aynı deneyi başlangıç şartlarına karşılık sonuca ilişkin. Başta bir bilye teta kadar açılıp bırakıldığında
çarpışma sonrası sonradan iki bilye teta'dan küçük açıyla açılabilir. Yanlış. Baştan iki bilye teta kadar iki bilye açılıp bırakıldığında çarpışma sonrası bir bilye teta'dan büyük. Hayır. Sevgili arkadaşlar, çünkü özdeş kütle olmalı. Başta bir bilye ise sonda bir bilye, başta iki bilye ise sonda iki bilye açılacak. Görüldüğü gibi sevgili dostlar, başta iki bilye teta kadar açılıp bırakıldığında çarpışma sonrası da yine iki bilye teta kadar açılabilir. Cevabımız yalnız 3 diyoruz. İki en kütleli bir cisim ve hızıyla hareket halindeyken iş patlama sonucu özdeş X ve Y parçalarına ayrılıyor. Parçaların hareketleri ile ilgili. Sevgili arkadaşlar, burada iş patlama sonucu ayrıldığına göre, bir dış kuvvet olmadığına göre arkadaşlar, momentum korunmalıdır. Çünkü cisme verilen itme sıfır. Dışarıdan herhangi bir etki yok. Bu durumda arkadaşlar momentum değişimi de nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla P ilk eşittir P son diyoruz sevgili dostlar. O halde ilk momentumumuz sağa doğru 2mv. Son durumda da arkadaşlar Px artı Py'miz sağa doğru 2mv olmalıdır. X sola doğru V ile ya da sağa doğru V ile hareket ederse arkadaşlar VV. Bu yönü artı alırsam bu yönü eksi almalıyım. Eksi mv artı mv sıfır. Yani son momentum sıfır. Halbuki arkadaşlar ilk momentumla son momentum eşit olmalı. Dolayısıyla arkadaşlar bunun olma ihtimali yok. Ne diyoruz? Bir yalan diyoruz. Evet, x sola doğru v'den büyük bir hızla arkadaşlar hareket ederken y sağa doğru v'den büyük bir hızla olur mu? Olur. Sevgili dostlar, örneğin 2V'ye 4V olursa, tabi bunu eksi almalıyım. 4MV eksi 2MV ne oldu arkadaşlar? Sağa doğru 2MV oldu. Yani olabilir mi? Olabilir. X hareketsiz kalırken arkadaşlar bunun momentumu 0. Y sağa doğru V'den büyük bir hızla, yani 2V hızıyla olursa 0 artı 2MV eşittir 2MV. Dolayısıyla arkadaşlar bu da olabilir mi? Olabilir. Demek ki sıfıra 2V hızıyla hareket ettiğinde momentumumuz yine sağa doğru 2MV oldu. X sola doğru V'den küçük hız ile Y sağa doğru V'den küçük hız ile hareket ederse olabilir mi sevgili arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. Bunun hızı V'den küçük. Örneğin V bölü 2 alalım. Bunun hızı da V'den küçük olacak. Ne kadar küçük alırsak alalım ya da V'den küçük olmak şartıyla istersek arkadaşlar 0,8V alalım. Bunu da 0,5V ya da 0,6V ya da 0,4V. Hiçbir zaman sağa doğru 2MV olabilir mi? Olamaz. O halde arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 diyoruz. Gayet güzel bir soru. LYS'de bu tarz soru gelebilir. Dikkat diyoruz sevgili dostlar. Esnek çarpışmalar ile esnek olmayan çarpışmalar arasındaki temel fark hangisidir? Bana arkadaşlar bu direkt sorulsa vereceğim cevap şudur. Esnek çarpışmalarda kinetik enerji korunur. Esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerji korunmaz. En temel fark budur sevgili dostlar. Yoksa esnek çarpışmalar tek boyutlu, esnek olmayan çarpışmalar yok efendime söyleyeyim çok boyutlu, böyle bir şey yok. Hepsi de bir boyutlu veya arkadaşlar iki boyutta olabilir. Esnek çarpışmalar çok boyutlu falan filan. Esnek çarpışmada momentum korunur. Esnek olmayan çarpışmalarda momentum korunmaz. Bu tamamen yanlış bir kavram sevgili dostlar. Çünkü bütün çarpışmalarda momentum korunur. O halde Ceyhan'ı tamamen eliyorum. Esnek çarpışmada cisimler birlikte hareket eder. Esnek olmayan çarpışmada farklı hareket eder. Bazı esnek olmayan çarpışmalarda arkadaşlar cisimler yine de farklı hareket edebilmektedir. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunur. Esnek olmayan çarpışmada kinetik enerji korunmaz. Evet, cevabımız Edirne diyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde K ve L cisimleri aynı doğrultu boyunca hareket etmektedirler. Çarpışma tam esnek olarak gerçekleştiğine göre
çarpışmadan sonra L'nin hızı kaç ve olur? Şimdi sevgili dostlar size bununla ilgili pratiği veriyorum. Fizik çözer, metin çözer yöntemi. Önce arkadaşlar ortak hızı buluyorsunuz. Ve ortak eşittir M1 V1 artı M2 V2 bölü M1 artı M2 diyorsunuz sevgili dostlar. Bunu bulduk. Sonra güzel kardeşim V1 üssü diyorsun. 2 V ortak eksi V1. V2 üssü diyorsun sevgili dostlar. 2 V ortak eksi V2. Buradan bu tür soruların hepsini çözüyoruz. Şimdi sevgili dostlar burada ortak hızımızı bulalım. Tabi mutlaka bir yönü artı alırsam diğer yönü eksi alacağım. Burada her ikisi de artı yönde gidiyor. Sağ tarafı artı alıyorum. 6MV artı 2MV eşittir 8MV bölü toplam kütlemiz 5M. Dolayısıyla arkadaşlar V ortak ne oldu? 8V bölü 5. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? L'nin son hızı. VL üssü eşittir 2V ortak 2 çarpı 8V bölü 5. Bakın şunu uyguluyorum. Eksi VL. V diyorum. O halde arkadaşlar şurası 16V bölü 5. 5 ile çarptık. 16V eksi 5V bölü nedir? 5'tir. 16'dan 5 çıkar 11. 11 bölü 5 diyoruz. Eğer K'nın hızını sormuş olsaydı VK üssü eşittir 2V ortak eksi 2V diyecektik. Bu da 16 eksi 10V ne yaptı arkadaşlar? 6V bölü 5 olurdu. Birbirine göre dik doğrultuda hareket eden iki cisme ait hareket verileri şekildeki gibidir. Cisimler O noktasında çarpıştıklarına çarpışıp birbirine kenetlendikten sonra, yani arkadaşlar esnek olmayan çarpışma yapıyorlar ve son hızı bize soruluyor. Sevgili dostlar bu yöndeki momentumumuz nedir? Yani arkadaşlar P son eşittir P ilk, o da eşittir bunun momentumuna P1 ya da arkadaşlar XY cisimleri diyelim PX artı PY olacaktır. PX artı PY. Tabi bunların vektörel toplamı olduğunu unutmuyoruz. İşlemlerin vektörel olduğunu unutmuyoruz. 2 kere 10 20, 3 kere 5 15. O halde sevgili dostlar son momentumumuz da 25. Peki bu arkadaşlar P son eşittir 25, o da eşittir. Birlikte hareket edecekleri için buradaki toplam kütlemiz ne olmalıdır? 5 kilogram olmalıdır. O halde P son eşittir M toplam çarpı V ortak diyoruz. Buradan 25 bölü 5 cevabımız 5 dedik. Yağın kütlesi 900 gram olan oyuncak top arabası 1 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Yağın kütlesi demek arkadaşlar yani şu top mermisi olmadan anlamında. Çünkü mermiyi atacak. Top arabası kütlesi 100 gram olan mermiyi yere göre 8 metre bölü saniye hızla geriye doğru atarsa son hızı ne olur? Sevgili dostlar öncelikle burada arabanın ilk hareket yönünü artı alacaksınız. Diğer yönü eksi alacaksınız. Görüldüğü gibi top mermisinin hızı burada ne olmalıdır? Eksi. Arkadaşlar dışarıdan bir kuvvet etki etmediği için arabaya kendi içinde patlamalar meydana geliyor. P ilk eşittir P son. Yani momentumun korunumunu uyguluyoruz sevgili dostlar. Bakın bu çok önemli. İlk durumda arkadaşlar mermiye atmadan toplam kütlemiz 1000. 1000 gram. Her iki tarafta da gram olduğu için arkadaşlar kilograma çevirmeye gerek yok. İstersek çevirebiliriz. Çarpı 1 eşit olmalıdır. Son durumda kütlemiz ne arkadaşlar? 900 çarpı hızımız ne bilmiyoruz. Çarpı V diyoruz. Artı 100 çarpı eksi 8 arkadaşlar. 100 çarpı eksi 8 diyoruz. Niye? Çünkü top mermisinin yere göre hızı eksi 8'dir. Burası ne oldu? Eksi 800. Attık bu tarafa 1800.
O halde 1800 eşittir 900 V oldu. Her iki tarafı 9 ile böldüğümüzde V eşittir 2 metre bölü saniye bulduk sevgili dostlar. Kütleleri 3 kilogram ve 1 kilogram olan iki cisim aynı doğrultuda birbirine doğru şekildeki gibi hareket ediyor. Cisimler çarpıştıktan sonra birbirine kenetlenerek hareket ettiklerine göre ortak kütlenin hızı nedir? Yani arkadaşlar esnek olmayan vahim çarpışma yapmışlar. Bu tür sorularda arkadaşlar mutlaka dediğimiz gibi bir yönü artı diğer yönü eksi seçeceksiniz diyoruz. Ve arkadaşlar P ilk eşittir P sonu uygulayacağız. Şimdi yazıyorum. 3 çarpı 2 artı 1 çarpı eksi 5. O zaman ne oldu arkadaşlar? 1 çarpı eksi 5 eksi 5 oldu. Eşittir toplam kütlemiz 3 artı 1 çarpı ve ortak. 3 artı 1 çarpı ve ortak diyoruz. Sevgili dostlar bu durumda V ortağımız ne olur? Sol tarafta ne kaldı? 6 eksi 5 1. 1 bölü 4 diyoruz. Cevabımız Bursa. X ve Y cisimleri ve X ve Y hızlarıyla birbirine dik doğrultularda hareket ederken O noktasında çarpışarak kenetleniyor ve V üssü hızı ile şekildeki gibi birlikte hareket etmeye başlıyorlar. Ortak hareket hızı V üssünün eksenler ile yaptığı açılar arasında alfa küçük beta ilişkisi olduğuna göre çarpışmadan önce X ve Y cisimlerinin sevgili dostlar görüldüğü gibi çarpıştıktan sonra bu yönde ortak kütle hareket etmektedir. Bunu zaten arkadaşlar şöyle bileşenlerine ayırsak büyük açı karşısında büyük kenar yani arkadaşlar şu PY'yi bize verecektir. Bu da bize PX'i verecektir. Dolayısıyla arkadaşlar PY'nin PX'ten daha büyük olduğunu görüyoruz. PY büyük PX. Niye arkadaşlar? Üçgen oluşturduğunuzda büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Veya bu açıyı kullanalım. Bu arkadaşlar PY eşittir P çarpı kosinüs alfa. Açı küçük olduğu için kosinüsü büyük olacaktır. Dolayısıyla da PY PX'ten büyük olacaktır. Momentum büyüklükleri eşit olamaz arkadaşlar. Aynı büyüklükte olamaz. İmkansız. PY büyük PX. Fakat kütle ve hızları için her şey olabilir sevgili dostlar. Kütleler eşit olabilir. V'ye ve X'ten büyük olabilir. Ya da hızları eşit olabilir. M'ye MX'ten büyük olabilir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Bir daha görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Fizikokolip'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyoruz sevgili dostlar.